Kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yay... Kamuda çifte maaş, lüks araçlar ülkenin gündeminden düşmüyor. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Ekonomideki derin kriz nedeniyle tasarruf önlemleri kapsamında kamu araç sayısında azaltma planlıyordu. Ancak kamudaki lüks araçlar ve yüksek maaşlardan geri adım atılmadı. Son olarak lüks araç kiralaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çıktı. Yıllardır son model araçlar kiralayan bakanlık milyonlarca liralık fatura ödedi. CHP milletvekili Alpay Antmen konuyu meclise taşıdı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi diyorsun. Tüm bakanlıklara son yıllarda kiraladıkları araçların marka, model ve değerlerini sordu. Antmen'in yanıt sadece Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 6 yılda bakanlık bütçesinden 10,7 milyon liralık kiralık araçlar için harcandığını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurumun paylaştığı listeye göre 5 yılda toplam 345 araç kiralandı. Listeye göre 2016-2018 arasında kiralanan araç modelleri ve sayısı sabit kalmasına rağmen ödenen kira bedeli katlanarak 519 bin TL'den 1 milyon 608 bin TL'ye çıktı. Türkiye'deki makam aracı sayısı 125 bin. Türkiye makam araçlarında açık ara farkla dünya rekorunu elinde bulunduruyor. Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin, Fransa'da 8 bin makam aracı var. Kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yay...